Evet, oyun hoşafından hepinize merhaba. Ocarina of Time maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Gerudo Fortress'teydik. 4 tane marangozu kurtardık. Ve Gerudo'da rahat gezinme hakkını elde ettik. Yani Gerudo üyeliğin kartı sayesinde. Şimdi ise bir sonraki tapınağa gitmeden önce bir mini oyun oynayacağız. Hem okun upgrade'ini hem bombanın upgrade, bomba diyorum. Okun ikinci upgrade'ini alacağız. Kalp parçası alacağız. Bir tane de farklı bir ok alacağız. Önceki bitirişlerimde bu oku hiç almamıştım arkadaşlar. Yani gerek de olmuyor açıkçası. İhtiyacınız yok. Ama dediğim gibi %100 yapmaya çalıştığım için ve her şeyi göstereceğim için, yani amacım her şeyi göstermek. O yüzden alacağız. Evet. İlkimiz şu mini oyun. Biraz gıcıktır. Benim için öyle en azından. Kör nişancı olduğum için. Amacımız 1000 puana ulaşmak. Altı yüze. Tamam. Bu kolay. Ulaşırız 1000 puana bir şekilde. Bin. Bu gayet yeterli. Bu tamam. Esas sıkıntı bundan sonrası benim için. Ver bakalım. Evet, son 4 tane kalp parçası kaldı. Şimdi at sırtında konuşmamız lazım bunlarla. İkinci aşamada 1500 puan. Burada biraz kaliteli okçu olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor. Benim için cidden zor bir şey bu. Belki 30 sefer deneyeceğiz. Çok kötü. Yüz yapsak bile alamıyoruz arkadaş. O kadar kötü oynadık ya. Bakalım bir iki tanesinde fail olursak o sıkıntı olmaz ama. Çok kötü. Yani şurada rupilerin sıfıra indiğini bile görebilirsiniz. O iki gerçekten çok kötüydü. Sekiz. Çok güzel. Evet. 600. 10 tanesini 60 vursak alıyoruz abi. Evet. Tamamdır. Neyse sıkıntı değil. Evet. Evet. Bir kız koyu yerde aldık. Şimdi burada başka bir şey kaldı mı? Hayır, burada başka bir şey kalmadı. Şimdi şu diğer oku almaya gideceğiz. Nasıl hiç almamıştım onu. Hiç de yapmadım o görevi. Olduğunu biliyordum. Ama o mini oyunu hiç oynamadım. Daha açık olmak gerekirse. Bakalım yapabilecek miyiz? Yap ona çakıldığını. Şöylece.
Evet. Devam edelim. Epona'yı şöylece bırakacağız artık. Epona'yla bir işimiz yok. Şimdi bakalım. Evet, güzel. Nabi, ne diyorsun? Ha. Zaten geldik ya. Yukarıya çıksam ne olacak? Ne var acaba? Kapıyı sen mi açacaksın? Burası değil ya. Şeyden sonra mıydı o acaba? Spirit Temple'dan sonraydı muhtemelen. Yanlış hatırlıyor olabilirim çünkü. Daha dinleyeceğim. Hızlı geçmek iyi olmadı orada. Neyse, aç da. Trial dediği yani muhtemelen şu Lens of Truth'tur. Çöl seni yutacak diyor. Yani kum seni yutabilir diyor. Tamam. İkincide de şey, Lens of Truth'a ihtiyacımız var. Onu açtırdık ama benim asıl merak ettiğim şey oyunu. Öncesinde oynanabiliyordu sanki diye biliyorum ama neyse, ben mi yanlış hatırlıyorum? Veya hatırladığım yerde değil de başka bir taraftan. Burası zaten geldiğimiz yer. Burası oraya gidiyor. Bir gideyim normal konuşayım bakalım. Oku almak istiyorum ben, diğer oku. Çöle gitmek istemiyorum şu an. Tarafta başka bir şey yok. Öyle değil mi? Yok, hayır. O zaman mecbur gideceğiz. Sen gel hacım. O zaman tapınağa git gel yaptıktan sonra belki de. Öyledir muhtemelen. Kumlar tarafından yutulma. Hemen. Sen ne diyorsun? Seninle de konuşacağım. Ey çaylak deyip duruyorsunuz ha. Yeni katıldık ya hızların arasına. Sadece bir yol gerçek. Aşağı. Bu. Geçsin de. Burada yapacağımız şey şu. Şu bayrakları takip edeceğiz. Bu şekilde yutulmayacağız. Canımız da gidiyor ha. Bir başka şeyle. Sus. Lan. La üstüne mi çıkmam gerekiyordu? Evet. Sen niye şey yapmıyorsun? Uzak mı kaldın?
bu şekilde şeyden gideceğiz. Yönlere falan aldanmayın mesela o uyarı şeylerine falan. En azından yaklaştıkça belli ediyor diğerini. Şurada. Senin devamın nerede? Hiçbir şey göremiyorum abi. Buradan geldik. Göz gözü görmüyor derler ya. Cidden öyle olmuş. Evet. İyi, burayı bulduk. Güzel. Ve tabii ki bir tane de gold super. Cidden göz gözü görmüyor. Yani. Hiçbir şey görmedim orada cidden. Ben şimdi garanti alayım hadi. Bunu niye doldurdun lan? Madem öyle sen de şeyimi doldur. Magic barımı. Ha, siz de hiç işe yaramaz şeyler verdiniz ha. Sıkıntı değil. Şuradan şeyi bir kullanalım. Böyle bir şey varsa mutlu. 199'da gizli sandık vardır. Ben biliyorum, ben biliyorum. İçinden ne çıkacak acaba? 50 rupi. Oyunun parasını çıkarttık resmen. Sen gel. Sen gel. Biz klasik ekibe dönelim. Şuradan çıkalım. Ne esiyor ama. İlk amacımız buraya gelmekti arkadaşlar. İlk önce buraya gelmeye çalışacağız. İkincisi ise bunu takip edeceğiz. Lens of Truth olmadan da göremiyoruz tabii, kayboluyor. Bu bizi çölden çıkaracak. İbnelik yapmayan tek poede bu oyundaki. Diğerlerinin hepsi ibnelik yapıyorlar. Hepsi şerefsiz. Bir tek bu adam poelerin içinde, yani hayaletlerin içinde. Aa. Bir de kum canavarlar da var basitçe öyle diyelim. Dalga mı geçiyorsun ya? Nereden nereye götürdün? İbneler var rahat vermeyen. Abi adam resmen alay ediyor bizimle ya. Resmen yani yolu zaten taksici gibi. Fazla para almak için. Yolu zaten taksiciler olur ya. 10 dakikalık yola yarım saatte gidersiniz. Bu da onu. Ama çıktık. Evet. Bu kare şeklindeki haritadan çıktığımızda tamamdır arkadaşlar. Bir de burada şerefsiz şeyler var. Desert Colossus. Şu kargalar, şerefsiz kargalar. İlk önce ben şuraya gideceğim. Şurada bir bomba patlatacağım.
Evet. Çünkü burada Great Fairy var. Şeyi de alalım. Hop. Zelda'nın ninnisi yine her zaman olduğu gibi. Gelsin bakalım Great Fairy'miz. İlk Great Fairy bize Magic Matter vermişti. İkincisinden Dean's Fire aldık. Üçüncüsünden Faroress Wind'i aldık. Dördüncüsünden Magic Matter'ı ikiye katladık. Bu beşincisi. Evet. Nayru'nun aşkını aldık. Bu defansif bir büyü. Evet. Sen de klasik uyarıyı yaptın. Tamam, gidebilirsin. Canım acırsa, canım yanarsa gelirim sana. Anlaştır. Kaydedip bir sonraki bölümden devam edeceğiz.